oynayacağız? Cadı ya da şey mi oynayacağız? Vampir falan mı oynayacağız? Arkadaşlar bugün skeleti içine çok güzel bir kumbaz kurduk. Ooo bakalım. Bir planımız var. Ne var? Anne umarım yakalanmayız. İnşallah. Çünkü çok güzel bir plan. İnşallah yakalanmayız arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar skeleti içine bugün hayalet oluyor. Aaa şimdi hayalet mi oluyor? Bir gün hayalet oluyor, bir gün cadı oluyor, bir gün vampir oluyor, bir gün bilmem ne oluyor, bir gün kendisi oluyor. Ya skeleti içine biz her ayrı kendi arkadaşlar geliyoruz. İnşallah. Ondan sorun yok. Sorun yok. Evet Eylül yine büyük büyük konuşmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnşallah sonuç olarak. Aa neymiş bu? Bazı değil mi? Allah'ım kadın zart bir yerden çıkıyor, zırt bir yerden çıkıyor. Aa, hayalet oldu ya. Hayalet. Burası ne var anne burasında? Bir ışık. Gözler bembeyaz. Sihir kitabı. Evet. Magic book arkadaşlar. Hayaletler Magic sihir yapar mı? Magic book kitap demek. Hayaletler sihir yapar mı arkadaşlar? Bu sensin evin. Ne yapıyorsun yine sinsin? Ay! Allah kız kaçtı. Eylül kaçtı tamam. Mı Allah? Evet şimdi o muhteşem malikaneye giriyoruz arkadaşlar. Keşke girmez olaydık buralara. Dur iskelet abimize merhaba diyelim. Merhaba iskelet. Selam abi. İskeleton. Abi nerede biliyor musun? Abi biliyor musun? Eskiden He-Man vardı arkadaşlar. He-Man gölgelerin gücü adına diye bir çizgi filmimiz vardı. Orada iskeletor vardı. Kötüydü yani. Kötülerin başı iskeletor vardı. Ona benzettim bir an. Anneleriniz babalarınız bilirler. Sorabilirsiniz. He-Man gölgelerin gücü adına. Geç ben de atı. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Anne böyle ya. Konuşmuyor da o daha böyle sert, daha böyle kendine direnen gücü adına. Bir kılıcı vardı şöyle çekip bir de aslan vardı titrek. Titrek bir aslan falan filan ona benzetmiş iskeleti görünce. Evet arkadaşlar ne yaptın Eylül sen? Elinde bir pense. Elimde bir pense mi bu kelpeten. Anne? Böyle yapıyor. Bununla dişini falan çekiyorlar. Kelpeten bu galiba. Bu pense, pense daha küçük. Bu kelpeten mi ne ya? Bilmiyorum. Bunlar neyse. İnsanların dişini çekiyorlar ya. Eskiden öyleymiş evet. Eskiden diş doktoru, miş doktoru diye bir şey yokmuş. Kendine diş doktoru diyenler direkt ağzını aç mesela. Mesela? Canlı canlı uyuşturmadan. Anne böyle. Aaa! Öyle bir şey ya. Aa, çok korkarım dişçilerden arkadaşlar. Tamam durun. Evet arkadaşlar. Bununla ne alacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Bakar mısınız ya? Yani Eylül şimdi bu havuzda su var değil mi? Ama oraya bir ışık tutmuş. Değil mi? Hello, evet. Hello teacher. Hello neyi var diyecektim? Hello teacher. Hello teacher dedim arkadaşlar ne yapayım? Öyle çevirdim artık. Bir dakika. Hello teacher çok iyi oldu. Hello teacher. Aa çok komik oldu. Arkadaşlar. Geldi bu kadar gülebiliyor. Şimdi bu kerpeten miydi anne bunun adı? Ya. Bununla bir tane şey var. Onu alacağız. Taş var. Onu almayacağız. Taş mı? Taşı ne yapayım? Kafasını evet. Atacağız. En fazla taşla ne yapılabilir? Bir insanın... Oo. Ay hayaletler. Ay hayaletler. 5 tane, 4 tane hayalet. Evet. Ya Skeleti Teacher nerede dur, bu arada? O taşı bulmamız lazım arkadaşlar. O taşı çıkarmamız lazım. Bir tane buna başına balkabağı geçti. Kurtulamıyor ondan galiba. Ya bu etlerden falan çok korkuyorum ben arkadaşlar ya. Kim korkmaz Eylül böyle bir ortamdan? Kim korkmaz? Allah önümüzde. Ay gerçekten bizim evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu taç hayalet tacı. Alacağız Eylül taş diyor bu sabahtan beri. Ben taş diyorum arkadaşlar. Niye uyarmıyorsunuz? Hayır ben de taş alacağız dedim. Ama taçtaki taşı alacağız. Ha aldık bile. Ha demek ki doğru anlamışım. Ben normal şöyle sokakta olur ya taşlar. Onlardan zannettim arkadaşlar. Ay! 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 Sohbete daldık arkadaşlar. İnanmıyorum. Hayır. Sohbete daldık. Öyle. Öyle. Aa! Öyle diyeceğimiz ya ama ben kaçtım. Sen nasıl kaçıyorsun? Kadının önüne çıktın ya. Allah seni Eylül. Götürdü de bizi kadının ellerine teslim etti. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya arkadaşlar olmaz böyle. Bir dakika ben bir daha oynayacağım. Dur. Bunu saymıyorum arkadaşlar. Bunu saymıyorum. Bir kere daha oynayacağız. Yani malzemelerimizi ne kadar tıkırında tıkırında toplamıştık. Başka alacak bir şey var mıydı? Var tabii ki. Sonra. Vardı anne. Ay Eylül'cüm ne olur dikkat et. Şimdi bu hayalet olduğu için diğer hayaletlerden bu şey yapıyor tabii ki de. Yardım da alıyor olabilir. Bak evin içi nasıl olabilir anne? Tabii tabii evin içi 4-5 tane daha hayalet var değil mi arkadaşlar? Onlardan şey diyordur onlar. Kulağına fısıldıyorlar. İçeride yabancı birileri geziyor. Canım benim Skeleti Teacher arkadaşımız. Lütfen diyorlardır Eylül'cüm. Dikkat et değil mi arkadaşlar? Hayalet olan hayalete... Olan kızın şey sakalı var. Hayalet hayalete yardım etmez mi Allah aşkına arkadaşlar? Ay onaylayınız lütfen beni. Tamam. Aa, insan insana yardım etmiyorken hayalet hayalete neden yardım etsin? Tamam yeter anne. Ay şeyi de makamımı tutturamadı. Anne makamının bağlarına geçiyor. Evet arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Tamam dur tekrardan aynısını yapacağız. Bence... Tamam.
isterse Eylül bu sefer de başaramayacak gibi geliyor. Ay kazanamam. Cadı kazanları. Kaynayıp, sen beni tanımıyorsun. Cadı kazanları arkadaşlar. Evet, bir cadı kazanım olaydı. İçinde sihirler yapaydım. Anne ne yapacaksın? Ne sihir yapacaksın mesela? Ne yapardım mesela? Kendimi uçururdum. Uçmayı çok isterdim. Ondan sonra ne bileyim, görünmez olmayı isterdim. Hadi sana bir soru soracağım. Arkadaşlar bu soru size de geçerli. Evet. Siz de cevap verebilirsiniz. Evet. Önce ben tabii ki de cevap vereceğim. Eğer anne görünmez olsaydın... Evet. İlk yapacağın şey ne olurdu? Görünmez olsaydım ilk yapacağım iş okula gelirdim. Görünmez bir şekilde sınıfınıza girerdim Eylül'cüğüm. Bakalım dersinizi ne kadar dinliyorsunuz, öğretmeninizi ne kadar dinliyorsunuz, ne kadar dinlemiyorsunuz, ne yaramazlıklar yapıyorsunuz. Ya anne ya hemen benle ilgili bir sonra şey. Eve geldiğin zaman da hesap sorardım tabii ki de arkadaşlar. Bence eminim bütün anneler böyle yapardır. Evet burada. Bulduk. Bulduk aşağı. Bulduk. Taşı. Bulduk. Onunla taşı. Taşı aşağı iniyoruz. Çabuk aşağı. Şimdi taşla ne yapacağız acaba arkadaşlar? Çok değerli bir taş olması lazım. Böyle taşlar çok değerli oluyor arkadaşlar. O yüzden acaba bu taşla ne yapacağız? Ne olur. Evet. Gidiyoruz. Bak nerede o? Aşağıda mı? Yukarıda, yukarıda o. Her o neydi? Aha! Şurada. Ay bizi görmesin ne olur eyvallah. Tamam anne sen bana sor. Neyi sorayım? Sen görmez olsaydın. Bir dakika şurayı bir kaçırmayalım. Dur. Sihir kitabı mı bu? İçin... Aha! Taşı aldı. Ay taşı biz ona mı verdik? Ha! Bir tane iksir bulacağız. İksiri onun içine koyacağız. Ay hiçbir şey anlamadım. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunç olmuş. Ya anne anlamadın mı ya? Ay çok burada ne yapacağımızı anlatıyor. Tamam da ne yapacağımız bir şey çok anlayamadım. Nereden ne yapacağız yani şimdi? Bir dakika. Aha. Ama bak iksire bak anne. Nerede? Burada ne var? İksir evet, var. Evet, taşın içine mi koyuyoruz iksiri? Hayır anne. Öyle yapmadım orada az önce. Bir dakika. Ben sana her şeyi teker teker. Ben öyle anladım arkadaşlar. Elektrikli süpürge bulmamız lazım. Hayda, o nereden çıktı şimdi? Hiç aklımda olmayan bir şey söyledin Eylül yani. Anne bak izlemedin mi anne? Orada kitabın içinde onu mu gösterdi? Bakayım bir daha dikkatli izleyin. İzleyin arkadaşlar. Tamam. Biz taşı bulduk. Evet. Taşı alıyoruz. Sigarayı içeri buraya koyuyoruz. Şuradaki yere koyuyoruz. Orayı nereden buluyoruz? Anne bekle. Sonra skater geliyor. Transa geçiyor galiba. Sonra onu süpürgeyle çekiyoruz. Süpürge nerede var? Süpürge görmedim. Süpürge bulacağız işte. Ama orada göstermiyor süpürge. Anne gör anne bak Allah aşkına sonda izle sonda süpürgeyle çekiyor sigarayı içeri. Süpürgenin hortumunu görüyor musun? Ben hiçbir şey görmedim ya. Bak sonra bunlar... Tamam. Evet arkadaşlar bak, ben de... Allah aşkına bundan sonra ne olacak? Hani süpürgenin ucu bundan nerede? Bundan sonra ne olacak? Bak hani kız süpürge? Şurada. Nerede kız süpürge? Gördün mü? Çok dikkatli izleyince gördüm arkadaşlar. Evet üçüncü kez mi dördüncü kez anca görebildim. Evet Gönül abla bu birazcık Allah sen de gördük mü var diyebilirsiniz. Bilmiyorum arkadaşlar göremeyince göremiyor insan demek ki. Evet ay ne oldu? Ne oldu? Şimdi biz dışarıya o üçgenli şeyi bulmaya gidiyoruz. Dışarıda mıdır acaba? Üçgen bir yer var oturdu. Orayı nereden bulacağız? Bilmiyorum. Nerede orası? Bilmiyorum ki. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum ki. Ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Ay! Şeydi bu. Korkunç çocuk. Burada bir şey var Eylül. Süpürge! O zaman buraya süpürge, yapacağız. Süpürge. O zaman burada yapacağız Eylül. Süpürge buradaysa. Yapacağız. Peki dur. Süpürgeyi taktık. İşte bu. Süpürgeyi sırtına taktı. Tamam. Evet. Şey yerini bulmamız lazım. O yeri bulmamız lazım. Evet o bence dışarıda bir yerde olabilir. Ne yapıyor ya? Eylül ne yapıyorsun? Yine hareketler maraketler ne yapıyor arkadaşlar? Dur. Sırtına süpürge mi takılırmış? Dur. Neyse evet gidiyoruz. Vallahi yakalanacaksın ha dikkat et. Scary Teacher var ya. Scary Teacher yukarıda. Burnumuzdan getirir bunu. Fitil fitil aşağı burnumuzdan kattaydı. Getirir bizi yakalarsın. Bence de aşağı katta gibi şeydi. Dikkat et. Bulduk arkadaşlar bunlar. Bulduk. İlk önce taşı koyuyorduk. Burada ayin yapacak galiba sıkıntı. Evet önce bunu koyuyormuş zaten. Üçgenin ortasına oturacak orada şey yapacak böyle. Transa geçecek. Evet bunu koyduk. Evet. Bütün hayaletleri çağıracak demek ki arkadaşlar. Bir şeyler yaptık biz ama ne yaptığımızı bilmiyorum. Doğru yaptı. Şimdi Scary Teacher gelecek buraya. Bence kaçalım biz buradan Eylül. Kız geliyor kaç. Sonra bunu koyacağız. Ha? Sonra bunu takacağız galiba. Tamam bekleyeceksin tamam. Öyle işte. Saklan bir yerde bekle. Geldi. Çabucak. Kız geldi mi? Ay yakalatacağım bizi ya. Burada bekliyorum. Görür bizi ama saklan görür bizi. Emin misin? Görmez. Arkadaşlar tamamlandı mı görevimiz? Ay umarım dua oku. Tamam bir dakika dua okuyacağım da bir dakika şimdi arkadaşlar bence tamamlanmadı çünkü süpürge burada duruyor hala. Süpürgeyi kullanacağız işte. Daha kullanmadığımız için duruyor. Aynen. Tamam. Bu da üst kattan geliyor yani sen üst katta mıydın yahu? Elinde olaylar dönüyor bu evde ama şey söyleyeceğim bu hayalet olup ne yapmayı planlıyor ya? Yani bu sigara için normal bir insan değilmiş. Değil mi cadılar arkadaşlar? Cadılar bayramında böyle olur. Tamam cadılar bayramında da cadılar bayramında ne yaparsın?
en fazla postum gelsin. Anne dur geliyor, anne dur geliyor. Anne. Allah sağa mı? Yo, düz gidiyor işte. Sağa, ya, pardon gitmiş sağa zaten. Heh, burası mı acaba bakayım? Hayır, bir tane daha gidecek buradan. Tamam, son odaya mı geçiyor buradan? Asıl odaya geliyor mu buradan? Hayır. Ne olacak şimdi bakayım? Evet. Ha geldi. Oh bakıyorum. Be, anam gözler nerede? Çabuk çabuk, sen neredesin? Sen neredesin? Ben, anne bekle bir dur, bekle bir dur. Ne oluyor kadın şey? Kadın burada ya. Aa, çıkamıyor. Gidemiyor bak, çıkamıyor oradan. Ah bak şimdi. Biz çekiyoruz onu. Gördün mü? Ay biz o zaman onu bir bakıma kurtarıyor gibi bir şey de olduk aslında. Ne kurtarıyor anne? Kadını çektik çektik. Kadın artık süpürgenin içinde yaşayacak. Öldü mü yani? Süpürgenin içinde yaşayacak artık. Toz bulutu oldu. Toz bulutu haline getirdik Scarlett için, evet. Arkadaşlar. Aslında bir taraftan da kurtarmış oldu. Yoksa ömür boyu orada hapis kalacaktı. Çıkamıyordu sonuçta orada. Ne bileyim olmasaydık değil mi? Hayır anne, eğer biz çekmeseydik o yaptığımız sihirin süresi bitecekti ve yaşayacaktı biz. Heee bir de süresi vardı. Doğru, onu hiç düşünemedim arkadaşlar. Tamam çok mantıklı, bravo Elinci. O zaman biz Scarlett için bugün de arkadaşlar alt ettik diyebiliriz. Evet, planımız süpürgenin arkadaşlar kurmasımız işe yaradı. Eğer beğendiyseniz ben bu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum, çok seviyorum. Geçmek üzere, bir sonraki videomuzda. Hoşçakalın. Bye.